Merhaba YouTube. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te yeni başlayanlar için, başlayıp da ne yapacağını bilemeyenler için bir güncel video çekmek istedim. Uzun bir aradan sonra ben de tekrardan GTA 5'e sardım şu aralar. Yani yaklaşık 3 yıldır falan oynamıyorum. Bayağı bir yeni update'ler falan gelmiş. Yani benim için yeni update'ler ne zaman geldiğini Allah bilir. Bir sene mi oldu, 2 sene mi oldu bilmiyorum ama. Şimdi hem garaj hem ev hem yeni başlayanlar için ilk ne alınmalı, nasıl para kasılmalı bu tarz bu denli videolara değineceğim. İyi seyirler dilerim şimdiden. Her şeyi anlatacağım burada. Şu anda ajansındayım. Şöyle göstereyim. Burada. Bu ajansı nasıl alınıyor? Onu göstereyim ilk önce. Burada görüyorsunuz. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane şey var. Ofis var. Ajans var pardon. Bundan en pahalısını almak en mantıklısı. Çünkü şöyle fiyatlarını da göstereyim. Şuradaki en pahalı ve lokasyon olarak da en merkezi bulunan yer. Diğer yerler de alınabilir tabii ki oyun içi paranız eğer yoksa ama yani şunlara 2,5 milyon 2 milyon vereceğinize bunu alırsınız. Şu anki güncel fiyatı ne kadar bilmiyorum ama. Bunu almak istediğinizde şöyle arka planlarınızdaki tablolarda seçimler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir seçim yapabilirsiniz. Bunlarda pahalı veya ucuz ayrımı yok. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış çünkü herhangi bir ekstra bir şey yansıtmıyor aslında tamamen görsellik. Bunlardan gözünüze hoş geleni beğendiğinizi yapabilirsiniz. Bu ajans ne işe yarıyor? Nasıl bir yer? Hemen onun tanıtımına geçeyim. Burası sizin yaşam alanınız. Burada yatağınız var. Banyonuz. Manzarası böyle. Yani şehir merkezini tamamen görüyor. Ve karşıda da Maze Bank var. Burası gardırobunuz. Şöyle dışarıya çıkabiliyorsunuz. Burası da sizin istihbarat alanınız. Buradan tabii hackerlarınız, çartlarınız, curtlarınız çalışıyor. Onlara geçmeden önce. Şöyle hemen tanıtayım. Burası mutfak, oturma odası. Şurada asansörleriniz var. Buradan aşağı inebiliyorsunuz, çatıya çıkabiliyorsunuz veya herhangi bir aracınızla, garajınızdaki aracınızla dışarı çıkabiliyorsunuz ve garajınıza gidebiliyorsunuz. Burası böyle. Burası istihbarat alanımız. Şu imanji midir? Her ne bokumsa işte burada hackerlıklarla falan uğraşıyor. Şuradan Snakes'in şeyiniz, atıştırmalıklarınız bitince buradan atıştırmalık falan alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Şöyle arkadaşlarınızla takılabileceğiniz güzel yaşam alanları var. Ajansınızın içinde kendi silah satıcınız var. Burada istediğiniz herhangi bir silahı alıp MK2 ile yükseltebiliyorsunuz. Yani şu silah örnek veriyorum pistolden şunu aldınız. Buradan MK2'yi çevirebiliyorsunuz. Bütün update'lerini, mermilerinizi, her şeyinizi buradan alabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş mesela. Burada her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bu şekilde. Armor falan da alabiliyorsunuz buradan. Her şey var. Buradan da böyle maskeniz, su altında nefes alabilmeniz için şeyiniz var. Kulaklıklarınız var. Keep your eyes open. Buradan aşağı inelim. Giriş katını, ofisinizi falan da göstereyim. Eğer burayı alırsanız.
Gördüğünüz gibi almış olduğunuz dekorasyonlar sadece görsel, herhangi bir şeyi etkilemiyor. Tamamen zevkinize göre donatabilirsiniz. Burası ofisiniz. Ofisinizde şöyle bir kasanız var. Burada para birikiyor mesela. Bende 200 dolar, 200 bin dolar birikmiş. Bunu böyle gelip toplayabiliyorsunuz şu şekilde. Gelip açıp üstüne gitmeniz yeterli. Burada bilgisayarınız var. Bilgisayarınızdan görevleri aktif edebiliyorsunuz. Buradan da ayrıca para kasabilirsiniz ama yani çok yüksek meblağlarda paralar kasılmıyor. Sadece şu VIP kontrakta şeyi var. Doktor Dre'nin görevi var. Bunu yaparsanız bir toplam meblağ olarak 1,5 milyona yakın para alabilirsiniz bu görevlerin tamamını bitirdiğiniz zaman. Şurada da işte yapabileceğiniz standart sınırsız görevleriniz var mesela. Mesela şu görevi yaptığınız zaman size 55.500 veriyor. Bunlar da basit arkadaşlarınızla yapacağınız eğlenceli bir görev. Gidelim. Burada toplanma salonumuz var. Şurası da Story Mode'dan tanıyorsunuzdur. Onun odası var. Manzarası çok iyi. Burası giriş katınız. Burada asistanınız var. Herhangi bir arabanızı buraya getirip arabanıza çıkış yapabiliyorsunuz. Helikopterle gidebiliyorsunuz veya zırhlı donanımlı herhangi bir ajansınıza ait aracı da alıp gidebiliyorsunuz. Şimdi buranın de garaj tanıtımına geçeyim. Garajınız da böyle. Yani burada şöyle bir püf noktası da var bu arada. Bunu satın aldığınız zaman ajansınıza mesela örnek veriyorum. Şunu satın aldığınız zaman ve işte workshop'ı almazsanız burada garajınızın içerisinde modifikasyon yapamazsınız. Bunların hepsini mutlaka almanız gerekiyor. Yani almışken hepsini alın. Burada kişisel kendi yeriniz. Şurası da NPC'lerin, bu da şirketin kendi aracı. Orada bir garaj yeriniz var ve burada da gördüğünüz gibi toplamda her katta 10 ve 20, toplamda 20 araç sığıyor. Üsttekiyle birlikte toplamda buraya 21 tane araç sığıyor. 21 araçlık bir garajınız bulunuyor. Gördüğünüz gibi araçlarınızda böyle modifikasyon yapabiliyorsunuz ve burada sadece şu polis arabalarının attachment'larını falan takabiliyorsunuz. Yani normal şu Los Santos Custom'a gittiğiniz zaman şöyle göstereyim. Yani şu Los Santos Custom'a gittiğiniz zaman bu araçları orada modifiye edemiyorsunuz. Sadece buradan modifiye edebiliyorsunuz. Şöyle de hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi polis ekipmanları var. Burada sirenlerinizi değiştirebiliyorsunuz, lambalarınızı değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli özellikler bulunuyor. Ve ayrıca buranın ekstra bir özelliği de şöyle bu ajans güncellemesinden sonra bu araçlara, normal standart günlük araçlara şöyle gördüğünüz gibi baklavalı dilimler bulunuyor. Bunlar gibi sırlandırabiliyorsunuz. Armor plantik yapabiliyorsunuz. Bunlar da sadece bu ajans garajından yapabiliyorsunuz. Ve ekstra da şöyle bir özellik var. Imani Tech diye bir şey gelmiş. Burada da örnek veriyorum MK2 şu uçan motorlarla falan veya helikopterlerle roket atarlarla size kitlenemiyorlar. Yani otomatik eğim alamıyorlar. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu da her aracınıza eklemenizi öneririm. Bunun gibi klasik şeyler var. Yani her araba yapılmıyor ama ajans güncellemesinden sonra belirli arabalar yapılıyor. O arabaların isimlerini de şöyle göstereyim mesela. Enus DT. İlk aracımız bu. Şu var. Buna eklenmiyor. Ekleniyor muydu? Hatırlamıyorum. Bakayım bir. Ama bunun
ekstra bir şey yok. Aa, ekleniyormuş bak. Buna da imanitek yapılıyormuş. Buradan da oto roket atar sistemlerinden korunabilirsiniz. Şu araç var. Mamut. Vapid Aristun. Ondan sonra Enus Paragon. Deklase Granger. Bu da çok klas bir araba. Şu var. Bravado Greenwood. Anis 300'er. Yani paranız yoksa ilk alacağınız araba bu olsun. Hem hızlı hem de aşırı derecede her virajı rahatlıkla girebileceğiniz aşırı mobilitesi yüksek bir araç. Canis Terminus. Grotti, Italia var. Şu da Ocelot Virtue. Eğer paranız varsa bunu da alın. Yani ilk sırada şu 300'er alın, sonra bunu alın. Yani bu en hızlı araba. İkinci sırada onu da ekleyebilirsiniz. Yani hangisini tercih edersiniz. Bu da var. Champion. O Hacker'ın motoru. Şöyle şundan bir araba alalım. Yani ajans dediğim gibi böyle. Ayrıca şu polis arabalarını aldığınız zaman size telsizden bir anons geliyor. Mesela örnek veriyorum. E tuşuna bastığınız zaman sinyalleri açıp o görev yerine de gidebiliyorsunuz. O polis araçlarıyla öyle bir özelliği de var. Gördüğünüz gibi bu da elektrikli bir araba ve otomatik, kimse sizi kilitlenemiyor. Aşırı derecede mobilitesi yüksek bir araç. İçi de hatta şöyle. Mükemmel bir araç yapmışlar. Armorlu da olmasa ekstra size koruyor. Camları kurşun geçirmez değil ama yani standart şöyle standart şu tabancalardan en azından koruyabilir bir nebze de olsa belki, ama yok, bunu da koruyormuş. Bunu korumuyor da. Bazı araçların şeyi de var ya, kurşun geçirmez camları da var ama bunda da yok. Ajans tanıtımımız öyleydi. Buradan en yakın şu Bale ofise gidelim. Oranın bir tanıtımını yapalım. Bale ofiste böyle. Ön taraftan girişiniz var. Bir de arka taraftan garaj girişiniz var. Burayı nasıl alabilirsiniz? Yine Money servise girip buradan Maze Bank'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi buradan Bale ofisimizi alabiliyoruz. Şuradan hatta sadece Bale ofisi diyelim. Nerelerde varmış. Gördüğünüz gibi bir tane en uzak yerde var. Burada almanızın hiçbir mantığı yok. Çünkü buradan görevi kabul edeceksiniz. Ta buraya kadar geleceksiniz. Şu yolu çekmek işkence yani. Ucuz bile olsa, bedava bile olsa şunu kesinlikle almayın derim. Ben en pahalısını aldım. En pahalısı ve lokasyon en iyi olan buydu. Gördüğünüz gibi her yere tamamen yakın. Şu taraf avucunun içinde, şu taraflar avucunun içinde yani. Her tarafa herhangi bir görev anında hemen ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım olarak rahatlığı bulunuyor. Yani şunlar da alınabilir ama bu tabii ki tercihinize kalmış. Tamamen sizin oyun anlayışınız ve almış olduğunuz keyfe bağlı, istediğinizi alabilirsiniz. Herhangi bir ekstra özelliği yok. Sadece lokasyon nerede yaşıyor. Bunu aldığınız zaman da içerisinde şöyle güncellemeleri var. Bunları dediğim gibi tamamen görüntü üzerine, herhangi bir ekstra avantajı bulunmuyor ama ben şunu seçmişim. Daha böyle otantik bir görüntü sağlayabilmesi için. Buradan almadığım bir herhangi bir şeye gireyim. Şuna gireyim mesela. Burada iki tane çalışan alabiliyorsunuz. Bunlara ekstra görevi gönderebiliyorsunuz. Görevi gönderdiğiniz zaman, bunlar görevden döndüğü zaman kasanızda para birikiyor. Otomatik olarak o parayı topluyorsunuz. Yani pasif gelir olarak düşünebilirsiniz. Burada kalacağınız yer var. Ganlakırınız var. Silahlarınızı hem saklayabileceğiniz hem de istediğiniz silahı yanınıza alıp yanınızdan bırakabilirsiniz. Buradan aracınız var. Aracınız için ekstra upgrade yapabilmeniz için şöyle
Armor planting alıyorsunuz. Şuralara armor falan ekliyor. Bu şekilde içini gezelim isterseniz. Yeni başladıysanız bunları almanıza şu anlık gerek yok. Alacağınız şeyleri size söyleyeceğim zaten. Ajansı alabilirsiniz de almayabilirsiniz de. Duruma göre değiştirir ama ilk alacağınız seçenekler içerisinde değil tabii ki. Şöyle zırhlı bir aracınız var ve iki tane araçlık da garajınız var. Lokasyon olarak da değişmiyor. Yani herhangi bir lokasyonda bir yeri de alsanız maksimum oraya 3 tane araç sığıyor yani. Herhangi bir değişen şey söz konusu değil. Burada gördüğünüz gibi çalışanlarınız var. Bunların yanına gelip e-tuşuna Sure. bastığınız zaman bunları çalışmaya gönderiyorsunuz. Bunlar döndüklerinde kasanızda para birikmiş oluyor. Ve ekstradan siz de görevlere çıkıyorsunuz. Buranın amacı da üzerinde nasıl söyleyeyim wanted aranan şahısları yakalayıp burada adalete teslim ediyorsunuz ve bundan da belli bir ücret alıyorsunuz. Getirdiğiniz elemanları da buraya kapatıyorsunuz. Buradan da hop bala Sure. hapishaneye yolluyorlar falan işte. Şunları önce bir işe göndereyim, onlar çalışsın. Karın herhangi bir özelliği yok. Sadece şu hapishaneye suçları attığınız zaman bu onlara cevap veriyor falan. Aralarında atışmalar oluyor. Buradan da ücretsiz bir şekilde şöyle atıştırmalık alabilirsiniz. Bunlar biliyorsunuz ki oyun içerisinde tabela C'ye bastığınız zaman canınızı yenileyen faktörler. Burada da gördüğünüz gibi paranız birikiyor. Buradan da yine pasif gelir olarak gelip toplayabilirsiniz. Ama toplayamıyorum şu anda. Hata verdi. Yani toplandı. Yani çok fazla şu an bir kar bırakmıyor. Buranın mantığı şu şekilde. Bilgisayarınıza oturdunuz. Şöyle karşınızda aranan isimler var. Şu kırmızılar genelde zorluk derecesi olarak ve ödülü de en yüksek olarak şey oluyor. Yani bunun amacı yakaladığınız kişileri elektrik şok vererek bayıltıp kelepçeleyip arabaya koyuyorsunuz. Yani sağ getirirseniz 37.000'in 37'sini alırsınız ama öldürerek getirdiğiniz zaman kırılıyor tabii ki. Bu görevleri yaptığınız zaman bunları adalete teslim edeceğiniz zaman önemli bir faktör olabildiğince canlı bir şekilde götürmeye çalışın. Zarar vermeyin ki paranız kırılmasın. Eğer isterseniz bu beğeniye yeterince beğeni ve yorum da gelirse bu tür görevleri de yapabiliriz. Ajans ve bail ofisi bu şekilde tanıtmış olduk hem. Dediğim gibi yeni başladıysanız bunları şu anda kalmanıza gerek yok. Paranızı vereceğiniz şeyler siz karar verin. Yani ben şunu alın demeyeceğim ama hepsini teker teker tanıtacağım. İstediğiniz şeyi alabilirsiniz. O tamamen sizin mantığınıza bağlı. Yani şu ajansla bir ofis çok fazla kar marjı olan yerler değil. Yani diğer yerlere göre mesela şurada arcade var. Arcade'de Diamond Ace'de başlatabiliyorsunuz. Diamond Ace'de 2,5-3 milyona kadar bir meblağ kazanabiliyorsunuz ama bunun da tabii cooldown süresi falan filan var. Yani aktif olarak çok fazla yüksek marjlı para kazandırmıyor aslında. Ama ben hepsini tek tek anlatırım. Sizin mantığınıza hangisi yatarsa onu seçebilirsiniz yani. Bir ofiste de o göstermiş olduğum VIP kontratı Doktor Dre'nin görevlerini yaptığınız zaman toplamda 1,5 emlik bir kar elde edebiliyorsunuz ama tabii ki onun da bir cooldown süresi var. Bail Office'te sizin oynamanıza bağlı. Sürekli her gün girip böyle birilerini yakalama derdindeyseniz yani günde en azından 300-500 dolar kazanabilirsiniz. 300-500 bin dolar daha doğrusu. Bu şekilde şeyi var. Kar marjı var. Buranın en yakınında ne varmış? Klubumuz var. Klubumuzda hemen size tanıtayım. Klubumuzun bir ön tarafta girişi var. Bir de arka tarafta böyle giriş var. Arka tarafından girelim. Bu klubu nasıl satın alıyorsunuz? Onu da göstereyim.
Mezbank'a girdik. Buradan Clubhouse'a tıkladık. Şey pardon, Nightclub'a tıkladık. Gördüğünüz gibi Club seçenekleri sadece şehir merkezinde bulunuyor. Bunlar da tabii ki lokasyonuna göre fiyatlandırmaları da artıyor ve azalıyor. En ucuzdakini alırsanız en ucuzu, ama burada almanız bir mantığı yok. Merkezi olsun, hem garajını kullanın hem de herhangi bir görev başlattığınız zaman buradan şuraya kadar gitmek tabii ki zor, ama buradan görev başlattığınız zaman şuraya rahatlıkla gidebilirsiniz. Veya şehir içinde herhangi bir lokasyona çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Yani şu lokasyonlar çok iyi lokasyonlar. Bunları değerlendirin. Şuralarda da alabilirsiniz. Tabii ki bu tamamen sizin zevkinize kalmış ve oynanışınıza kalmış dediğim gibi. Aldığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi bunun şeyleri var. Upgrade'leri var. İstediğiniz dekorasyonu seçebiliyorsunuz. Burada gözünüzü hoş gitmesi için yani şunu da alabilirsiniz, şunu da alabilirsiniz, ama en mantıklısı bu. Daha böyle cıvıl cıvıl ve renkli duruyor. Şöyle ışıklandırma seçenekleri var. Gördüğünüz gibi böyle ışıklandırmaları da seçebiliyorsunuz. Hangi ışıklandırmayı seçeceğiniz buradan da böyle karar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan bakabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi herhangi bir oyun içinde herhangi bir faktör etkilemiyor. Tamamen görünüş. Bunu aslında siz karar vereceksiniz. Yani burada pahalı ucuz aldırmayın. Zevkinize göre seçin. Kulübünüzün ismini buradan belirliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir tabelayı seçebiliyorsunuz. Burada storage'lar var. Klubunuzun alt kısmında da araştırma yapıyorsunuz. Uyuşturucu, çarpıt, ıvır zıvır bu tür şeyler var. Araştırmalar var. Bu araştırmaları siz yapmıyorsunuz. Sizin ekip arkadaşlarınız yapıyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. Storage'ı açıyorsunuz. Burada bir de ekstra upgrade yapıyorsunuz. Yani oraya adam atıyorsunuz falan. O adamlar sizin yerinize araştırmaları yapıyor. Mal birikiyor. Malı da toplu bir şekilde satıyorsunuz. Bunda da tabii bir 1,5 milyonluk bir kar marjınız olabilir. Ama dediğim gibi bunun da bir cooldown süresi var. Ve malların birikmesi de zaman alabilir. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada dansçılarınızı seçiyorsunuz. Şurada da Dry Ice diyor. Şey yani meydanla seçiyorsunuz. Zemini seçiyorsunuz daha doğrusu neyse. Gördüğünüz gibi girişinizi yaptınız. Burada bir tane araçlık yeriniz var. Buraya istediğiniz herhangi bir aracı koyabilirsiniz. Herhangi bir görev esnasında hop görev başlattınız, aldınız, çıktınız mevzusu. Burada gördüğünüz gibi saatte popularity var. Popularity ne kadar çok artarsa o kadar hızlı çalışır. Bunu arttırabilmek için de bilgisayarınızdan görevleri yapıyorsunuz. Wall Safe'de biriken paraları da şöyle gizli kasanız var dediğim gibi. Bu gizli kasanızdan her zamanki gibi toplayabiliyorsunuz üstüne giderek. Şöyle bilgisayara girelim. Gördüğünüz gibi bakın burada yapmış olduğum toplam ticaret mi yazıyor burada? Tabii toplam stok yazıyor. Yani bana şu anda popülariteyle kazandırmış olduğu mallar, cartlar, curtlar bütün hepsinin istatistiklerini buradan görebiliyorum. Buradan klabı kapatma seçeneği var. Buradan DJ'lerinizi seçiyorsunuz. Burada işte bahsetmiş olduğum mevzuya geliyor olay. Burada çalışanlarınız var. Bunları upgrade ile para vererek alıyorsunuz. Yani 100 bin dolar falan da herhalde öyle bir şey hatırlamıyorum. Bunların hepsini tek tek böyle gördüğünüz gibi ben bunu cache vermişim. Şunu printing'e vermişim. Şunu organik'e vermişim. Şunu ona vermişim. Bunu buna vermişim gibi şeyler. Bunların gördüğünüz gibi böyle görev paylaşımlarını falan yapıyorsunuz. Yani hangi mal toplandıysa ve şey olduysa buradan değiştir edebilirsiniz. Şunu mesela tıklıyorsunuz. Ya sen onda yeterince malzeme topladın, stok doldu. Artık şunu yap gibisinden buradan yönetimini sağlıyorsunuz. Şuradan Sell Goods çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 931 bin dolarlık malzeme toplamışlar. Şunlardan da daha toplattırmamışız mesela. Burada ne yapacağım ben? Şu adamları bakın Sell Goods'ta şu mal 20'de 20 toplanmış, 10'da 10 toplanmış, 80'de 80 toplanmış. Gördüğünüz gibi bütün malzemeleri toplamışlar. Şu ikisinden toplamamış. Burada iki adamın görevini değiştiriyorum. Sen şundan topla diyorum mesela.
Onları gidip topluyor falan. Buradaki meblağ artıyor yani. 1-200 yani 1,2 milyon falan ortalama kar marjınız olabiliyor. Yani bunu Selgut dediğiniz zaman mesela lokasyon da seçebiliyordunuz ama o ekrana şu anda gitmek istemiyorum. Şimdi başlatır maçlatır. Satışlarınızı yapabiliyorsunuz. Çok fazla bir kar marjı yok. Upgrade'lerinizi mutlaka yapmanız gerekiyor. Yani şu equipment upgrade'ini yapmazsanız şuradaki adamlarınızın araştırma hızı da azalır. Yani benimkisi örnek veriyorum bir günde yapıyorsa sizinkisi 1,5-2 günde yapar. Yani security upgrade'de sizin bu sağ stok örnek veriyorum hepsi fullendi. %100 hepsi doldu. Dolduktan sonra mesela CEO'ya giriş yaptığınız zaman falan işte sizin base'inize NPC'ler saldırı yapabiliyor malınızı çalmak için falan işte görev başlıyor. Malınızı koruma derdine falan giriyorsunuz. Security upgrade işte bir nebze onun önüne geçiyor. Bu da işte barda çalışan personelleriniz falan filan. Yani bu upgrade'lerini de aldıysanız yapın. Şu özellikle çok önemli. Burada anlatacağım şey bu. Yeni başladıysanız bunu almanıza gerek var mı? Tavsiye vermem isterseniz de yani dediğim ben her şeyi anlatayım sizin oyununuzu yönetmek bir derdim yok. Bunun tamamen kararını siz kendiniz verin. Kitabımız da şöyle. Buradan hemen garajlarımızı da gösterelim. Garajlarımızı hemen buradan asansörde de inebiliyorsunuz. Mesela basement 1'e giriyorsunuz. Burada da önemli bir detay var. Onu da göstereceğim. Basement 1'e girdiğiniz zaman burada görüyorsunuz 3 tane zırhlı armorlu aracınız var. Bu araçlar sellout yaptığınız zaman yani malzemelerini satışa çıkarttığınız zaman bu araçlarla götürüyorsunuz. Yani bu araçları da mutlaka almanız ve bu şekilde modifiye etmeniz gerekiyor. Yani neden modifiye etmem gerekiyor? Şu anda ben private server'dayım ve server'ında herhangi bir kişi yok ama siz normal public server'da oyununuza başlarsanız eğer bu tür satışlar yaptığınız zaman diğer oyuncular size saldırabiliyor. Bakın mesela şu anda gördüğünüz gibi daha demin söylemiş olduğum gibi başımıza geldi. Nightclub'ına saldırı var. Oradaki stoklarda bir ikinci bölüm NPC'ler size saldırabiliyor böyle savunmanız gerekiyor falan. Eğer bunu savunmazsanız sizin malınızı alırlar, el koyarlar. Bu da sizi zarara uğratır. O yüzden satışlar yaparken şu araçları alıp zırhlamanız da çok önemli. Burada kalmıştık. Aldığınız mallar da şöyle bir iki hatta görsel bir şeyi de var. Onu da göstereyim. Mesela malzeme alıyorsunuz, malzemeler birikiyor ya. Böyle buradaki boş alanlarda falan hepsi bütün mallarınız böyle birikiyor gördüğünüz gibi gördüm. Uyuşturucular var, oyuncak şeylerini falan paketlemişler, driver lisanslar falan filan da yani. Siz mekanınızı korumadığınız zaman bütün malzemelerinizi ele geçiriyorlar. Çalışanlarınız var, bunlar araştırmaları yapıp işte size para kazandırıyor. Bakın stok şu anda 5 çizgiden sağ altta gördüğünüz gibi 3 çizgi dolmuş. Şu anda 931 lira para kazandırıyor. Ama stok arttığı zaman tabii ki de bu daha fazla para kazandırabilir. Yani ortalama 1300-1500 tam hatırlamıyorum da o meblağlarda falan para kazandırıyor. Ayrıca burada da buranın dışında şöyle 10 tane araçları sığdırabileceğiniz 3 katlı garajınız da bulunuyor. Terabyte garajında geleceğim onu da ayrı anlatacağım. Toplamda her garajın 10 tane yani toplamda 30 tane aracınızı da bu Nightclub'un garajına koyabiliyorsunuz. Yani hem garaj hem de business olarak mantıklı olabilir, alınabilir bu mekan. Paranız varsa alın zaten yeni başladıysanız bunun
Tamamen karada sizlere ait. Bu tarafta toplanan malların dediğim gibi her katta böyle bulunuyor. Birikme yerleri altta da bakın. 10 tane aracı sığdırabileceğiniz garajlarımız var. Şöyle hepsini tek tek göstereyim. Birinci katta o zırhlı business'ınızın yani işletmenizin kendi aracı, 3 tane kendi aracı var. Diğer 3 katta sizin şahsi araçlarınızı koyabileceğiniz yerler. Burada mallar birikiyor, bu garaj var. Şöyle. Burada bir tane de Terabyte garajınız var. Alabilmeniz için tabii klavanızın olması gerekiyor. Terabyte ne işe yarıyor? Onu da soracaksınız. Nereden alacağım? Onu da soracaksınız. Onları da anlatacağım. Burada da Terabyte garajınız bulunuyor. Terabyte'ınız buradan içine girerek modifikasyonlarını sadece ve sadece burada yapabiliyorsunuz. Yani bu aracı zaten alabilmeniz için de klapanınızın açık olması gerekiyor zaten. Şuradan gördüğünüz gibi modifikasyonları, jantları, jutları var. Bu araç ne işe yarıyor? Hemen onu da söyleyeyim. Bu araç öncelikle şu motoru aldığınız zaman modifiye edebilmeniz için gerekli olan bir araç. Bunu başka yerde modifiye edemiyorsunuz. Sadece bundan modifiye ediyorsunuz. Terabaytınızın olması gerekiyor. Terabaytınızın ekstra özelliği de şöyle giriyorsunuz. Bunun içinde ayrı görevler var. Bunları da There should be yaparak some X names lira up here you're paralarla familiar with. kazanabilirsiniz. All Şöyle the illicit gördüğünüz gibi. businesses in Los Santos and Ve bu Blaine görevleri County. yaptığınız zaman What mesela my little app Squisher Cargo, does is allow you to hack Freight into those businesses Cargo, o if you own sizin them, adamlarınızın to run servis source or topta supply runs from the biriktirdiği truck, you know, malzemeleri like artıyor hack yani. into disruption logistics for a gun running Kadının resupply, konuşması or bitsin. into secure a serve to source your desired cargo. You'll still need to return the stuff to the usual places, but it should save you a lot of travel time. Yani klubunuzda o birikecek o malzemenin buradan boost'unu sağlıyorsunuz. Ekstra siz de çalışarak buradan malzemeler toplayabiliyorsunuz. Burada bir şey var. Taret var. Aracınızı güçlendirdiğiniz zaman dışında arka taraflarda falan taret var. Onları modifiye edebiliyorsunuz. Diğer oyunculara saldırabiliyorsunuz. Gayet eğlenceli. Gördüğünüz gibi motorunuz var. Motorunuzu içine park edebiliyorsunuz. Buradan rahatlıkla hem çağırabilirsiniz hem de modifiyesini sağlayabilirsiniz. Burada gardırobunuz var. Bununla da tabii ki yine var stoktan alıyorsunuz. Bunda ekstra modifikasyonları da bulunuyor tabii ki. Bunlar herhangi bir şey etkilemiyor. Dediğim gibi tamamen görsel, istediğinizi seçebilirsiniz. Şuradan Taret Station alabilirsiniz. Sağına soluna taretler ekliyor ve o göstermiş olduğum koltuğa oturarak taretlerle diğer oyunculara veya savunmanızı sağlayabilirsiniz. Drone istasyonu var. Drone yönetebiliyorsunuz. Drone'ları çağırabiliyorsunuz. Drone'unu patlatabiliyorsunuz. Diğer oyunculara gizli bir şekilde saldırı yapabiliyorsunuz. Weapon Workshop var. Burada da silah modifikasyonlarınızı yapabiliyorsunuz. Special Workshop'ta o motoru modifiye ettiğiniz yer. Bunların hepsini açmanız gerekiyor. Silahlarınızı da şurada modifiye ediyorsunuz. MK2'yi yükseltip ekstra modifikasyonları da sağlayabiliyorsunuz. Bunu da burada anlatmış olduk. Yani burada anlatacaklarım bu kadar. Alıp almamak tamamen size kalmış ama yeni başladıysanız ve paranız yoksa ilk nebzede alınabilecek mi? Yani ilk oyuna girdiğiniz paranız var. Örnek veriyorum 5 milyon, 10 milyon. Bunu almayın. Bunu daha ilerleyen zamanlarda alırsınız. Yani yeni başladıysanız ilk alacağınız şu Bunker Bunker. Gerçekten ciddi meblağda paralar bırakabiliyor size. Ona da geleceğiz. Onu da anlatacağım. Şimdi buradan
diğer lokasyonumuza gidelim. Başka nereyi tanıtabiliriz? Yeni gelmiş bir Los Santos'tan, yani şu araç modifiye etme yeri gibi kendi yerinizde var burada. Onları tanıtayım size. Bu auto garajı da nereden alıyorsunuz? Yine Maze Bank sitesine gidiyorsunuz. Burada Auto Shop'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı lokasyonlarda yerler var. Mesela buradaki en pahalı yer burasıydı ama ben burayı almayı tercih ettim. Burayı almayı tercih etmemdeki sebep de hemen göstereyim. Çıksana şuradan ya. Bakın. Ajansım burada. Değil ofisim burada. Club'ım burada. Evlerim şöyle. Benim için en merkezi olan yeri seçtim. Tamamen sizin tercihiniz. Yani ulaşımı kolay gidebileceğiniz yerleri seçebilirsiniz. Ekstra bir de buradan görev yaptığım zaman da gördüğünüz gibi tamamen merkezi olduğu için her yere rahatlıkla ulaşım sağlayabilirim. Aldığınız zaman yani bunları da tabii ki göz önünde bulundurun. Lokasyon size kalmış. Ama gidip de yani şunu almanızdaki bir mantık yok yani, çok uzak. Buradan görev alacaksın. Şuraya kadar gideceksin veya şuraya kadar gideceksin. Ama buradan görev aldığınız zaman her yere rahatlıkla ulaşabilirsin. Ve de genel popülariteti burada olduğu için ve görevlerde genelde bu çevrelerde olduğu için yani şu artık fark etmez, sizin oyun tarzınıza kalmış, kararı siz kendiniz verirsiniz. Bunu alacağınız zaman da şöyle modifikasyonları var, bunlar tamamen görsel. İstediğiniz herhangi bir şeyi seçebiliyorsunuz. Burada çalışanlarınız var, çalışanlara da pasif gelir elde etmek için araç modifiye edip onlara verip onlar götürebiliyor. Yani siz kendiniz yorulmuyorsunuz. Hemen içine geçip onu da göstereyim. Evet, şöyle. Mesela o işçileri aldınız. Bu işçiler ne işe yarıyor? Buradan gördüğünüz gibi araçlar geliyor. Bunu modifiye ediyorsunuz. Sağda gördüğünüz gibi sağ altta checklistiniz var 5 tane. Bunu araç müşterisi diyor ki bana işte arabanın servisini yaptık. Servisini yaptık. Arabayı boya diyor mesela. Hangi rengi boya? Lavarette boya diyor. Ortada görüyorsunuz. Hemen bunu Davre'de boyadık. Gördüğünüz gibi orası yeşil tik oldu. Performans upgrade'lerinde ne istiyormuş adam? Diyor ki transmission'ı bana street transmission yap diyor. Street'i yapıştırdık gördüğünüz gibi. O gitti. Spor frenler yap diyor. Motorda da level 1 güncellemesi yap diyor. Yaptık. Şimdi bodywork'a geldik. Burada diyor ki rear bumper'da karbon ekle diyor. Ekledik. Ondan sonra front bumper'da da diyor karbon ekle diyor. Ekledik. Ondan sonra roof'ta da karbon roof ekle diyor. Ekledik. Burada tünerden bir jant istiyor. Old Cedar diye bir jantmış. Şu. Bunu al diyor. Aldık. Color değişiyor mu? Yok. Bakın 5'te 5 yaptık ya checklist. Confirm dedik. Enter dedik. Bu aracı siz kendiniz de teslim edebiliyorsunuz. Veya çalışanınıza teslim ettirebiliyorsunuz. Ben uğraşmıyorum. Çalışanıma anahtarı yolluyorum. Evet, gördüğünüz gibi aracı da götürüyor. 35-40 liralık da bir meblağ kazanabiliyorsunuz.
Burada istediğiniz aracı getirip modifiye edip bu garajda bırakabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane araç sığıyormuş buraya da. 10 tane araçlık hem garajınız bulunuyor hem de araçlarınızı getirip burada modification'ını sağlayabiliyorsunuz. Gayet eğlenceli bir yer. Ve bir de buranın ekstra şöyle export checklist de geliyor. Burada egzotik arabalar var. Map'te gezinirken şöyle mavi nokta işaretler olur. Ona gidersiniz. Bu araçlardan denk gelir. Bunları da teslim ettiğiniz zaman para da kazanabiliyorsunuz. Bu görevler sadece bu mekanı satın aldığınız zaman açılıyor. Orada yatacak yerleriniz falan da filanlar var. Şu da burada çalışan kadın. Burada da gördüğünüz gibi Haze tarzı görevler de başlatabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çeşit çeşit görevleri falan filan var. Burada da mesela bak şu görevlerin hepsinin tamamını bitirdiğiniz zaman toplamda 300 bin dolarlık para kazanacağınızı söylüyor. Yani ortalama bu da size günde görevleri de yapıp araç teslimatlarını da sağlarsanız 400-500'e belki de bulabilir. 400-500'lük bir para kazanma şeyiniz olur yani. Geliriniz olur. 400-500 bin dolarlık. Burada da araç var mesela. Bu aracı ister ya kendinize de satın alabilirsiniz şu fiyata ya da modifiye edip müşteriye de gönderebilirsiniz. Arabayı siz kendinize götürebilirsiniz. Siz götürdüğünüzde 5-10K fazla veriyor ama çalışanınız olduğu zaman çalışan götürse daha iyi. En azından uğraşmamış oluyorsunuz. Mekanda bu şekilde. Şimdi başka nereye gidebiliriz? Burayı da tanıdık. Üstelden başladık. Şu Arcade'e gidelim. Arcade'i de nereden alıyorsunuz? Ona göstereyim. Arcade'i de yine Mezbank'tan satın alabiliyorsunuz. Şöyle lokasyonları bulunuyor. Helikopter çalışmasa. Şöyle lokasyonları bulunuyor dediğim gibi. Yani şunları almanızın hiçbir mantığı yok. Yani buradan Diamond Casino Heist'i başlatıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Diamond Casino şurada mesela. Bu görevi de genelde bu meblağlarda, bu civarlarda yapıyorsunuz. Bu mekanı örnek veriyorum. İndirimde veya bedava diye siz buradan aldınız. Buradan ta buraya kadar gelmeniz gerekecek yani. Boşa zaman kaybı. Şu iki mekanı sakın almayın. Alacaksanız bu civarlarda alabilirsiniz. Ben tamamen burada aldım. Yani her yere en yakın olan mesafe ve en pahalı olan yer. Yani pahalı olması bazen iyi, bazen kötü. Yani onu tamamen siz karar vereceksiniz dediğim gibi. Fiyatları da şöyle. Bunların herhangi birini satın alabilirsiniz. Ben dediğim gibi merkez olabilmesi ve diğer benim sahip olmuş olduğum yerleşkelere de yakın olduğu için bunu tercih ettim ve en pahalısı da buydu. Bunu aldığınızda şöyle modification'ları da var. Bunları da yapıyorsunuz. Bunlar herhangi bir şey etki etmiyor. Tamamen de görsel. Bunlar da böyle. Şimdi içine gidip bir de içine görelim. İçindeki upgrade'leri, heist'i başlattığınız mekanı falan, garajınızı falan her şeyi göstereyim. Mekan böyle. Şuradan garajınıza, şuradan da ön tarafından da girişiniz bulunuyor. Girişiniz bu
şekilde yapıyorsunuz. Şu makineleri falan siz kendiniz satın alıyorsunuz. Odanızdaki bilgisayardan. Şurada ödül vitrininiz bulunuyor. Görevleri yapıp üstün başarı sağladığınız zaman burada da böyle sergileniyor. Tamamen görsel amaçlı konulmuş. Ekstradan bir de arkadaşlarınızla buraya gelip vakit geçirip eğlenebilirsiniz. Burada da pasif olarak paranız birikiyor. Pasif gelirinizi de buradan toplayabilirsiniz. Mesela ne kadar birikmiş? 35K birikmiş. Buradan topluyorsunuz. Yani ortalama 100 veya 200K falan birikiyor. Buradan bilgisayarınız var. Bilgisayarınızdan hem upgrade'lerinizi hem de makinelerinizi falan alıyorsunuz. Oyun makinelerinizi. Bakın. Burada bir sürü oyun makineleri satılıyor. Bunları alıp yerleştirip hem pasif gelir sağlıyorsunuz hem de arkadaşlarınızla eğlenebiliyorsunuz. Ortalama da yani günlük 100K bırakır. Pasif gelir 100K bırakıyor ortalama günlük. Buradan güncellemelerinizi de yapmanızı öneririm. Bu Master Control Terminal aşağıda da göstereceğim. Bütün business'larınızdaki bütün gelişmeleri takip edebileceğiniz bir yer. Burada da drone istasyonu var. Dışarıda drone gezdirebiliyorsunuz. İnsanları patlatabiliyorsunuz vesaire. Tamamen safe. Şöyle basement'ınıza inebilmeniz için burada gizli bir kapınız var. Merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. Hislerinizi, her şeyinizi buradan başlatıyorsunuz. Burada da göstereyim. Buradan sizin genel kontrol şeyiniz var. Master kontrol pencereniz var. Buradan şu adam bir sussun. From the open road to Sekiro Serve. From here, you can see the stock levels of any business you own. And more importantly, you can resupply and source from here. Artık susarsan ben anlatacağım. Now, as I mentioned before, this is something I like to call the MCT, the Master Control Terminal. It's a little program Paige started putting together a while back. This baby connects your whole business network. From the open road to Sekiro Serve. From here, you can see the stock levels of any business you own. And more importantly, you can resupply and source from here too. Have full control of all your businesses from one chair. Gone are the days where people need to get up and move to control an empire. This is the digital age where the lazy rule. Buradan gördüğünüz gibi Nightclub size göstermiş olduğunuz malzemeler birikiyor ve popülaritenizi biriken malzemelerinizi buradan da takip edebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi Gun Running Supply'iniz bulunuyor. Bu da CEO'nuzun görevleri arasında. Motorcu çetesi kurduğunuz zaman motorcu çetesini kurduktan sonra bir 5 tane falan da mekan açıyorsunuz. Burada kokain fabrikanız, met laboratuvarınız, ot fabrikanız, kara para aklama yeriniz. Burada da işte sahte evrak düzenleme, işte kimlik bilgi, pasaport yapma, üretme yeriniz var. CEO'nuz da araç çalıp bu araçları buradan kargolayıp ekstra para kazanabiliyorsunuz. Yine CEO'nuzdan special kargo biriktirip kargo satabiliyorsunuz. Burası da sizin havaalanınız, yani havaalanı garajınız. Burada da ekstra tabi hem uçaklarınızı koyabileceğiniz bir garaj bulunuyor hem de yine burada da araştırma yapıp biriktirip stokla satabiliyorsunuz. Yani oyundaki bütün işletmelerinizin, satış yapacağınız işletmelerinizin buradan takibini sağlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Yani tek tek mekanları gezmek yerine buraya gelip buradan tek bir şekilde kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz. Aa, şu dolmuş, hemen satışını yapayım diyorsunuz. Bu
mevzu. Buranın upgrade'lerini açtığınız zaman veya heist başlattığınız zaman şunlar geliyor zaten. Buradan gördüğünüz gibi Diamond Casino heistini başlatabiliyorsunuz. Diamond Casino heistinde ortalaması 2,5-3 milyon falan verir. Buradan malzemelerini topluyorsunuz, adamlarınızı seçiyorsunuz, planınızı, programınızı hazırlıyorsunuz. Sonra soygununuza başlıyorsunuz. Tabi bunun da bir cooldown süresi var. Yani 2,5-3 milyonu sürekli kazanamıyorsunuz. Yani günde bir kez yapılabilir. Her gün bir kere yapabilirsiniz yani 2,5-3 milyon. Eğer benim çok fazla parada gözüm yok, arkadaşlarımla girip eğleneyim, arada bir takılayım falan kafasındaysanız, çok fazla zamanınız yoksa şey yapabilirsiniz yani arkadaşlarınızla birlikte gelip burada hem prepleri tamamlarsınız, kazino heistinizi başlatırsınız, ardından 2,5-3 milyonunuzu cebinize korursunuz. Tabi bunun arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız zaman paylaşımı da var. Yani o %50'lik dilimi artık neye göre ayarlarsanız ona göre kar marjınız artar veya azalır. Burada yine 10 tane aracı sığdırabileceğiniz garajınız bulunuyor. Heist'i başlatacağınız yer. Burada da işte heist hazırlıklarını bulunduğu yer. Master kontrol şeması. Chart dört. Burası da böyle. Yeni başladıysanız almak veya almamak dediğim gibi sizin tercihiniz. Ben elde edilen kar marjını, ne yaptığınızı, her şeyi anlatırım. Kararı siz verirsiniz. Çünkü sizin oyununuz, sizin kurallarınız. GTA 5 çünkü açık dünya bir oyunu. Oyun. Yani burada oyununuzu siz yönlendiriyorsunuz. Başkaları değil. Şunu al, şu daha iyi, bunu al, bu daha iyi diyenleri aldırmayın. Siz tamamen oyun zevkinize, oynanış tarzınıza göre belirleyin. Evet, buradaki mekanlarımı tamamen anlattım. Ne kaldı? Şirket CEO'su kaldı. Şirket CEO'suna gidelim. Ben yine oyundaki en pahalı ve en gösterişli yer aldım, şu Mezban Kulesi. Size de bunu almanızı tavsiye ederim. Hem konum olarak merkezi bir yer, hem de yani güzel bir yer. Yani şehirdeki en yüksek binanın birine sahipsiniz. Buradaki garaj da çok olağanüstü. Yani nereden baksan 3-6 90 tane araba sığıyor bu CEO'daki garaja. CEO'nuzun girişi böyle. Sekreteriniz var. Burada yaşam alanınız var. Banyonuz var. Gardırobunuz, gardınız, yurtunuz. Burada CEO'nun girişi. Buranın dekorasyonunu tamamen siz kendiniz yapıyorsunuz. Görsel açıdan da çok iyi. Bu CEO'yu nereden alabilirim diye soracaksınız şimdi. Onu da hemen söyleyeyim size. Buradan Money and Service'e geldim. Buradan Dynasty Executive. Buna giriyoruz. Ofise tıklıyoruz. Bakın. Burada farklı lokasyonlarda CEO'lar görünüyor. Yani şu ücretsizi almanızı tavsiye etmem. Ama yeni başladığınız, paranız yoksa alın. Ama dediğim gibi bunu aldığınız zaman, ekstra şeyler eklediğiniz zaman fiyat artıyor. Yani böyle boş bir şekilde alıyorsunuz. Şunları eklediğiniz zaman mesela parası artıyor. Gördüğünüz gibi bedava ama 1 milyon 650 lira veriyorsunuz. Bu parayı buna vereceğinize biraz daha biriktirin. 3-5 milyon falan olsun. En iyi yeri, en güzel lokasyondaki yeri alın, bedava olanı almayın derim. Ama paranız yoksa şöyle hiçbir şey eklemeden bomboş bir şekilde alın. Herhangi bir upgrade falan yapmayın. Bu şekilde alın.
Paranız olduğunda hemen tekrardan ana site üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani gelip buna tıklayıp buradan renovate diyerek bunu alabiliyorsunuz. Yani buy diyerek bunu alabiliyorsunuz. Tamam, ben değiştirebiliyorum mesela. Bu da böyle. Garajınız falan filan var. Bunu aldığınız zaman bütün özelliklerin hepsini açın. Açmanız çok önemli. Burada da paralarınız birikmiyor. Burada para toplayamıyorsunuz. Burada kendiniz görev yapıp para kazanmak zorundasınız. Bilgisayarınıza geliyorsunuz. Girişinizi yapıyorsunuz. Lastly, you can click Renovate Warehouse if you want to change the look of the place. Gördüğünüz gibi burada işletmenizi görüyorsunuz. İşletmeleriniz daha doğrusu. Burada işletmelerinizde search ve işte dediğiniz zaman araç alıyorsunuz. Araçlarınız burada birikiyor. Satışınızı yapıyorsunuz. Buradan da belli bir kar marjı elde edebilirsiniz. Ama bu tamamen sizin performansınıza bağlı. Yani şimdi net olarak şu kadar para kazanırsınız diyemem. Yani bu oynamanıza bağlı tamamen. Ben en pahalı yeri almışım mesela burada. Yani lokasyonu kendiniz de tercih edebilirsiniz ama en uzaktaki mesela bu yeri almanızdaki bir mantık yok. Şehre yakın olana tercih etmeniz her zaman sizin için iyi. Search ve işte dediğiniz zaman buradan görevinizi başlatıyorsunuz. Dur, diğer yerleri de göstereyim. Burada mal kaçakçılığı da çünkü yapıyorsunuz. Orada da ekstra yerler almanız lazım. Mesela Special Cargo. Buradan Warehouse Map'e geliyorsunuz. Bak mesela ben 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane yer almışım. Zaten maksimum 5 tane yer alabiliyorsunuz. Lokasyonu siz belirliyorsunuz. Ben en pahalı olanların hepsini topladım. Buradan seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi depoların doluluk olanları da buradan görünüyor. Ne kadar çok görev yapıp ne kadar çok malzeme biriktirirseniz o kadar çok para kazanırsınız. Special Work var. Burada bu araçları temin etmeniz gerekiyor. Almanız lazım. Bu araçlarla da ayrı ayrı görevler falan var. Onlar da tamamen size kalmış. Bunlar için detaylı bir şekilde yani bunlar CEO birazcık geniş kapsamlı bir şey. Ne kadar net bir geliriniz olabileceği sizin oynama tarzınıza, oynama sürenize, vermiş olduğunuz emeğe bağlı. O yüzden bunu detaylı bir şekilde anlatmayacağım ama detaylı bir şekilde anlatmamı isterseniz yorum yazabilirsiniz. Ama kâr marjı o kadar yüksek değil. Bezdirici çünkü sürekli birbirini tekrarlayan görevler yapıyorsunuz. Sizin için yeni başladıysanız sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi burada garajınız var mesela. Bu birinci kat. Birinci katın yani bir katta 3 tane kat var. Her kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane araç sığıyormuş. 6, 12, 18. Her katta 18 tane aracınız var. Tek tek hepsini göstermeyeceğim. Bütün garajlarımın hepsi dolu. Yani güncellemeleri yaptığınız zaman custom AutoShop geliyor. Yani aracınızı buraya koyduğunuz zaman garajınızın içinden hemen AutoShop'a çıkarak buradan modifikasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Yani buradan çıkıp da Los Santos kostüme ya da kendi mekanınıza gidip ekstra modifiye yapmanıza gerek yok. Şirketinizin içinde de modifikasyonlarınızı sağlayabiliyorsunuz. Yere iniyorsunuz. Çatınıza çıkabiliyorsunuz. Dert curt. Bunlara pek girmeyeceğim çünkü çok detaylı. Yeni başladıysanız CEO birazcık bezdirebilir sizi CEO çünkü sıkıcı ve birbirini tekrarlayan görevler dediğim gibi. Kar marjı var mı? Var. Ama ne kadar var o tamamen sizin elinizde. Bunların tanıtımını yaptık. CEO'yu da tanıttık. Şimdi size
Motosiklet kulübünüzü tanıtayım. Köşe mekanına gidip konuya giriş yapayım. Ben lokasyon olarak burayı tercih ettim. Tercih etmemdeki sebep daha önce de bahsetmiş olduğum gibi markesi olması. Burayı nereden alacaksınız? Onu göstereyim. Mezbank'a girdiniz. Buradan şey diyorsunuz. Clubhouse diyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı konumlarda yerler çıkıyor. Bunlardan istediğinizi alabilirsiniz. Ama benden tavsiye ya bunu alın ya da bunu alın. Yani diğerlerine şey yapmayın çünkü çok uzaklar. Yani merkez olanları tercih etmeniz sizin için daha mantıklı. Şurada mesela ücretsiz var. Bunu sakın almayın. Ücretsiz diye. Almanıza hiç gerek yok. Buradan görevi başlatacaksınız. Mesela örnek veriyorum veya mekan satın aldınız. Mekanlarınız burada. Siz buradasınız. Yani çok saçma. O yüzden hiç gerek yok. Merkez olan konumu Los Santos'un merkezindeki yerlere satın almaya çalışın elinizden geldiğince. Aldığınız zaman şöyle upgrade'ler var. Bunlar tamamen görsel, herhangi bir şey etki etmiyor. İstediğinizi seçip yapabiliyorsunuz. Yani bunu nasıl seçerseniz fiyat da öyle artar azalır. Krem upgrade'iniz, şartınız, shirt'ınız falan filan. Buradaki detaylar da böyle. İçine gidelim. Burada da toplamda 10 tane motoru sığdırabileceğiniz garajınız ve upgrade'lerini fullemenizi de öneriyorum. 10 tane aracınızı buraya koydunuz, bindiniz, E tuşuna bastınız. Burada kendiniz modifiye edebiliyorsunuz. Ekstradan bir yere gitmenize gerek kalmıyor. Bu da güzel bir özellik. Buradan bilgisayarınız var. Bilgisayarınıza oturuyorsunuz. Burayı satın aldıktan sonra işletmelerinizle satın almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi toplamda 5 tane mekan alabiliyorsunuz. Birisi sahte pasaport kimlik yaptığınız yer, otuz farm yaptığınız yer, kara para akladığınız yer, metil laboratuvarınız, kokain laboratuvarınız. 5 tane yer alabiliyorsunuz. Fiyatlandırmaları böyle var. Paranız yoksa bedava varmış. Bedavaya alabilirsiniz. Ama sonradan değiştirmenizi öneririm. Buradan tek tek böyle gelip lokasyonu ve lokasyonu gerçi buradan da göremiyorsunuz ama bak, Hide to Love'a tıklayın. Buraya gelin. En pahalısını alın. Zaten lokasyon olarak en iyi yer atıyor. Ortalama maksimum 1-1,5 milyondur. Bunların hepsini alıyorsunuz. Tek tek dedim. Aktivizasyonlarını sağlıyorsunuz. Hepsini aktive ediyorsunuz. Para kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi o mekanlarda tek tek gezeceğiz. Nereden ne yapılıyor, ne kadar kar marjı var onları da tek tek göstereceğim size. Burası da böyle. Arkadaşlarınıza eğlenebileceğiniz güzel bir yer. Şimdi buradan hemen ilk mekanımıza gidelim. Bakın şurada wheat farmımız varmış. Evet, ot farm yerine hemen buradan gidelim. Hepsini göstereyim size, aklınızda soru işareti kalmasın. Hepsinde en pahalı olan yerleri tercih ettim. Lokasyonlar da zaten şöyle. Ot farm yaptığınız yer
Sahte kimlik evrak ürettiğiniz yer. Meth laboratuvarınız. Kara para aklama yeriniz. Kokain fabrikanız yeriniz. Gördüğünüz gibi şurası 3. Toplamda 5 tane mekan alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işletmeniz böyle. Her işletmenize gidip 5 tane işletme alıyorsunuz. Bu 5 işletmenize gidip tek tek şuradan bütün upgrade'lerinizi yapmanız gerekiyor. Çünkü üretim hızınızı etkiliyor bunlar. Şu equipment ve staff upgrade mutlaka almanız gereken şey. Security'de şeyde de gördüğünüz gibi zaman tam konu üstünden bahsetmiştim ve hemen ardına baskın yemiştik. Stoğunuz ne kadar çok artarsa NPC'ler baskın yapabiliyor. Ama security upgrade yaptığınız zaman bu ihtimal daha da azalıyor. Oran olarak düşürüyor tabii ki bunu. Buradan resupply var. Buradan 75 bin dolar verip şu supply'i arttırabilirsiniz. Bu full olmazsa stok leveliniz artmaz. Stok levelinizi arttırmak, yani üretim yapmak istiyorsanız deponuzda malınızın olması lazım. Deponuzdaki malı sürekli arttırmanız gerekiyor. Ya buradan 75 dolar verip 75 bin dolara verip hiçbir görev yapmadan arttırabilirsiniz ya da gidip çalarsınız, bedavadan arttırırsınız. Yeni başladıysanız çalmanızı tavsiye ederim. Her işletmede bu ekran var. Bunu sadece burada anlatacağım. Ama bu her işletmenizde 5 tane işletmenizde ayrı ayrı bunu yapmanız lazım. Ve sell stock'a tıkladığınız zaman da onu da söyleyeyim. Buradan satışınızı yapıyorsunuz. Lokasyon olarak yakın yeri tercih ederseniz düşük, uzak yeri tercih ederseniz fazla para alırsınız. Bakın nereden bakarsanız %50-55'lik bir stok levelim var. Yani bu kadar mal üretmişim. Şu anda 173 veriyor ama fullendiği zaman 300'lerde falan veriyor. Yani her işletmenizden 300 alsanız 5 tane işletmeniz var yani. Güzel para bırakıyor aslında. Ama dediğim gibi bu tamamen size bağlı. Sizin oyun tarzınıza bağlı. İstediğiniz şeyi tercih edebilirsiniz. Bütün mekanların hepsini tek tek de gezmek istemiyorum şu an. Çünkü video çok uzun olacak. Dediğim gibi lokasyonlarını da göstereyim. Şöyle. İstediğiniz herhangi bir clubhouse'ınızı alıp 5 tane işletmenizi en pahalısına satın alıp bütün upgrade'lerinizi sağlamanız gerekiyor. Yani her işletmenin upgrade'i ortalama 1-1,5 milyon. Yani 5 tane şeyiniz var, işletmeniz var. Yani 6-7 veya 8 milyonluk bir meblağ gider diye tahmin ediyorum. Burası böyle. Şimdi facility'ye gelelim. Ondan sonra bankara geçeceğiz. Olabildiğince çok fazla işletme alın. Hepsini ayrı ayrı deneyimleyin. Bir gün motosiklet kulübü alın, bir gün suyu alın, bir gün facility alın, bir gün bunker alın. Bunker'ı ilk almanızı tavsiye ederim çünkü bunker başlarda güzel kazandırır. Burada facility'niz var. Facility'yi nereden alıyorsunuz onu hemen göstereyim sizlere. Buradan geldiniz buraya. Dynasty değil. Mezbank girdiniz. Facility'niz burada. Sadece facility'ye tıklayın. Gördüğünüz gibi lokasyonlara böyle. Şehre en yakın olan yer, en pahalı olan yer gidip ta şuradakini, 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 şuradakini almayın. Gerek yok. Boşa zaman kaybı. En pahalısı şu anda en iyisi.
Dediğim gibi ama bu kavram bazı yerlerde değişiyor. Alıyorsunuz. Hiç dekorasyonları bir şey etkilemiyor. Orbital konunu alırsınız almazsınız size kalmış. Bu orbital konuda insanların kafasını orbital atıyorsunuz. Security room, cart, ıvır zıvır. Bunların hepsini toplarsanız zaten ortalama ne kadar tutuyor? Hadi en pahalısını alalım her şeyin. Ortalama 4,5-5 milyon. 4607. Ama oyuna dediğim gibi yeni başladıysanız şu anda bunu almanıza hiç gerek yok. İlk bank kıralım. İçine de bir de gezelim. Burada da toplamda 10 tane aracı sığdırabileceğiniz garajınız bulunuyor. Buradan da 10 tane aracınızı alabiliyorsunuz. Şuradaki S-400 müydü? Neydi işte bu? Hava savunma silahı. Şöyle zırhlı araçlarınız falan var. Şu Kanjali oyundaki en iyi tank. Şu Insurgenti en sağlam ve en dayanıklı oyundaki şey ne derler o ismi? Taşıt, zırhlı araç. Şöyle. Şu Avenger eseritiniz yoksa alamıyorsunuz. Yani alırsınız gerçi. Hangarınız varsa alırsınız. Uçak hangarı almanız gerekiyor. Ama uçak hangarındaki modifikasyonla buradaki modifikasyonlar da farklı. Uçak hangarın şeyini Avenger'ı da buradan satın alıyorsunuz. Burada bütün özelliklerinizi fullemenizi tavsiye ederim. Genelde de facility'ni saklıyorsunuz. Ve bunun aldığınız zaman hem buradan upgrade yapılıyor hem de havaalanında bir hangar alırsanız ya burada ya orada hangisi sizin için iyiyse oradan upgrade'lerini sağlayabiliyorsunuz. Burası da böyle. Şurada da hepsini gezdireyim. Heist'i başlattığınız yer falan var. Burada silah şeyleriniz var. Böyle. Burada yatağınız, gardırobunuz. Burada insanların kafasına attığınız orbital. Yani bu nasıl tarif edeyim size? Adam size salça oluyor, kıl oldunuz. Buradan gelip kafasına tek tuşla orbital atabiliyorsunuz. Hedefi kendiniz tespit etmek isterseniz 500 bin dolar veriyorsunuz. Otomatik tespit etmek istiyorsanız 750 bin dolar veriyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. İsminin üstüne gidiyorsunuz. Otomatik atıyor. Ama bunu kendiniz yapıyorsunuz. Bu daha eğlenceli bir özellik. Burada da heist başlattığınız yer var. Buradan da heist başlatabiliyorsunuz. Yani ortalama 1,5-2 milyonluk bir kar marjınız var. Bakın prepleri ben tamamlamışım. Prepleri tamamladıktan sonra ana hisse geçiyorsunuz. Ana hisse de ortalama 1,5 mi 2 mi bilmiyorum tam hatırlamıyorum. O meblağlarda para veriyor. Ama dediğim gibi bunların da kaldan süresi var, bekleme süresi var. Bekleme süresini mecburen beklemeniz gerekiyor. Burası da böyle. Yani buranın bir şey yok. Yani yer altı sığınağı, insanların kafasını orbital atmak ve heist başlatmak için işe yarıyor. Ve bir de Avenger'ı bu tarz zırhlı araçlarınızı buraya sokup modifiye edebilmeniz için yarıyor. Yani şu Kanjali tırlara mırlara veya Avenger'larda modifiye ediliyor mu bilmiyorum ama burada modifiye sağlanıyor. Onun dışında bununla çıkalım. Yeni başladıysanız paranız yoksa buraya almanıza gerek yok. Alacağınız yerleri, almayacağınız yerleri zaten söylüyorum.
Yani burada oyuna yeni başladığınız almanız gereken yer bankır. Sonra motosiklet kulübü. Sonra CEO. Sonra club. Sonra ajans. Bail office. Cart cürt. Bunlar da tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Oyun zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi de Bunker'a gidelim. Bunker'daki mevzuyu anlatayım. Uçağın özelliklerinden de bahsedeyim hazır içindeyken. Mesela burada içindeyken M'ye basıp servis page'liğe girip buradan Avenger'a tıklıyorsunuz. Avenger'dan mesela bunun ayarlarını sağlayabiliyorsunuz. Ekstradan bir de yükseldiğiniz zaman şu engel pilot açılıyor mesela. Buna tıkladığınız zaman otomatik havada asılı kalıyor. T tuşuna bastığınız zaman da içeriye geçebiliyorsunuz. Bakalım. Evet, şu anda çok alçakta uçtuğum için geçemiyorum. Biraz daha yüksekte uçmam gerekiyor. Biraz yükselelim. E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Otomatik pilot da havada asılı kalırken siz buradan, bu arada buradan da görev başlatılıyor. Mesela geldiniz tablete, E tuşuna bastığınız zaman buradan istediğiniz herhangi bir görevi seçip başlatabiliyorsunuz. Buradan da ekstra bir gelir kazanıyorsunuz. Bu üçüne şöyle şundan da alabiliyorsunuz ve havada asılı kaldığınız zaman bunu çağırıp uçağınıza tekrardan da dönebiliyorsunuz. Burada tuvaletleriniz var. Tuvaletlerinizde böyle tepeye geçip aşağıdaki insanları sıkabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik ama çok fazla dayanık değil. Normal oyuncular patlatır ama NPC'lerde işe yarabilir. Böyle. Bunun içerisinde de araçlarınızı sokup araçlarınızı buradan belli araçlar ama her araç değil. Belli, yani genelde CEO araçları şunlar. Göstereyim. CEO'nuzda hatırlıyorsanız belli bir görevler vardı. Şu özel araçları alırsanız bu görevleri başlatabiliyorsunuz demiştim şunlar. Bu araçları mesela bunun içinde modifiye ediyorsunuz. Burada silah modifikasyonunu sağlayabiliyorsunuz. Şuna basıp uçağınız havadayken dışarıya da çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıktım ve otomatik pilotta olduğu için uçağım kendiliğinden havada duruyor.
uçağın tuşuna bastığınız zaman da böyle içine gidebilirsiniz uçağınız havadayken. Şimdilik ineceğiz. Bunkerı göstereyim size. Bunker'ı nereden satın alacağım diye soracak olursanız Maze Bunker'a girdiniz. Bunker'a tıkladınız. Lokasyonları görüyorsunuz. Buradan en pahalısı, en şehre yakın olana. Paranız yoksa bedava olanı alabilirsiniz ama upgrade'lerini yaptığınız zaman tabii yine bunun fiyatı artacak. Bu tamamen görünüş. Buradan personel shuttle'ını açmanıza gerek yok. Unlocker açmanıza gerek yok. Transporter açmanıza gerek yok. $265 açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da Stock, Research ve Supply var. Olay burada başlıyor. Şimdi bunun içinde bir de Mobile Operation Center'ınız, bir de Aircraft'ınız var. Bu hava savunma silahınız. Burada Mobile Operation Center, bazı silah, araçlar. Yani şu Warstock'tan alacağınız, örnek veriyorum, şunlar gibi silahlı araçları, şunları mesela. Bunları Deluxe'unuz, Jart'ınız, Jurt'unuzu sadece bu Mobile Operation Center'dan modifiye edebiliyorsunuz. OC araçlarınızı da buradan modifiye edebiliyorsunuz. Ekstradan içinde şeyiniz de var. Nedenler onun isminde. Silah modifiye etme yerleriniz falan da var. Böyle. Weapon Workshop, Jart, dur pardon yanlışına gittikken. Şöyle. Buradan VP Workshop'ınızı, Ever'ınızı, Ever'ınızı açıyorsunuz. Bunu aldığınız zaman mutlaka fullleyin. Ortalama 3.5-4 milyona falan denk gelir. Burayı tercih ettirmemin sebebi de buradaki stok hızlı bir şekilde artıp hızlı bir şekilde satışınızı sağlayabiliyorsunuz ve en çok para kazandıran yer de burası. Stone arttığı zaman. Her satışınız 1 milyon. Buradan mesela Resopli var. Resopli'nizi çalabilirsiniz. Yani şu mal üretebilmeniz için supply'iniz olması lazım. Üretim malzemeniz olması lazım. Üretim malzemenizi fulluyorsunuz. Stone'unuz artıyor. Ekstradan buradan research de yapabiliyorsunuz. Mesela burada silahlarınız, araçlarınızdaki geliştirmeler, cartlar, cürtler sadece buradan açılıyor. Silah geliştirmeleriniz de buradan açılıyor. Yani silahlar oyunda biliyorsunuz çok önemli. Yani bu MK2 silahları gerçekten hem oyuncular hem de NPC'lerde zorlu görevlerde hayat kurtarabiliyor. Bu tür şeyleri açabilmeniz için mutlaka bunker'ı satın almanız gerekiyor. Bunker olmazsa olmaz. Buradan gördüğünüz gibi stones biriktiği zaman self-stock diyebilirsiniz. Bak mesela %30'luk, %35'lik bir kısım şu anda bende tamamlanmış. Çünkü malım yok ki, yeni mal üretemiyoruz. Tamamen fullendiği zaman 1-1.5 milyonluk falan bir satış yapabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam o meblağlarda bir şey. Ve bunun cooldown süresi de gerçekten çok az. Yani günde 2 kere bile yapabilirsiniz bunu. Yani günde 2 kere yapmanız demek 2 milyon para demek yani. Buradan research'larınızı yapıyorsunuz. Her gün gelirsiniz, girersiniz buna. Yani buradan ücretli bir şekilde fast track de yapabilirsiniz falan da filan da. Açmak istediğiniz şeyin üstüne tıklarsınız, onu araştırırlar. Belli bir süre sonra açılır. Burada gördüğünüz gibi
İşçileriniz var, işçilerine ve yönlendirmenizi seçiyorsunuz. Upgrade'leriniz var, bu upgrade'lerin mutlaka almanız gerekiyor. Equipment upgrade'i çok önemli özellikle. Yani sizin bu stok levelinizin hızlı bir şekilde artması için bu upgrade'ler hepsini sağlamanız gerekiyor. Şarttan zaten işletmenizi kapatmak için yani durduruyor. Bu şekilde satışlarınızı, araştırmalarınızı buradan yapabilirsiniz. Bakalım anlatmadığım başka yer kaldı mı? Hangar kaldı. Hangarı da anlatırım. Buradan hangara geçeriz. Yani oyuna yeni başladınız. İlk açmanız gereken yer bunker zaten. Ücretsiz bunker var. Onu alın. Bir süre idare edin. Uzaktan uzakta ama en azından bir nebze götürür sizi. Paranız biriktikten sonra yenisini de alabilirsiniz. Ücretsizden faydalanın en azından. İlk bunker aldınız. Sonradan tabii ki sizin tercihinize kalmış. MC yani motorcu çetenizi kurabilirsiniz. Motorcu çetenizi kurduktan sonra şu 5 işletmeyi alabilirsiniz. 5 işletmeyi aldıktan sonra geliştirmeleri fullledikten sonra bakıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Sion'u satın alabilirsiniz. Sion'u satın aldıktan sonra yine bilgisayarınızdan Sion'u için gerekli olan bütün garajları, bütün her şeyi, upgrade'leri satın aldıktan sonra Nightclub'a girebilirsiniz. Ajansınızı alabilirsiniz. Bail Office'i alabilirsiniz. Sonra kendi auto shop'ınızı alabilirsiniz. Arcade'i alabilirsiniz. Sıralamanız bu şekilde gidebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepsini detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eksiklerim olabilir tabii ki. Hızlı bir şekilde üstünden geçmeye çalışıyorum. Video çok uzun olmasın diye. Mutlaka videonun başından sonuna kadar detaylı bir şekilde izleyin ki en azından bir şeyler aklınızda kalsın. Şimdi de hangarı size göstereyim. Hangarda da çünkü supply var. Yine araştırma yapıyorsunuz. Malzeme topluyorsunuz. O malzemelerin satışını yapabiliyorsunuz. Hava taşıtlarınızı koyabileceğiniz bir garajınız bulunuyor. Şu Avenger'ı... Avenger gitmiş zaten. Tamam. Motorumuzu çalalım hızlı bir şekilde. Hangarımıza gidelim. Bir de ev tanıtımına da bir değinmek istiyorum. Çünkü arkadaşlarımdan bunu görüyorum. Çok yanlış ev tercihleri yapıyorlar. Ev tercihlerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Onlara da değineceğim. İlk önce hangarı bahsedelim. Ben askerin içindeki hangarı satın almayı tercih ettim. Siz lokasyonu iyi olsun, yakın olsun diye şey yapmak istiyorsanız şuradaki Los Santos havaalanı alanından da alabilirsiniz ama ben burayı tercih ettim. En pahalı yerdi zaten orası. Bazı konularda oyunun en pahalısı en iyisi, bazı konularda değil yani tamamen değişkenlik gösterebiliyor. Tamamen en pahalısı en iyisi diye bir şey yok. Yani bu bazı konularda değişkenlik gösterebilir. Ona aldanmayın. O mentalitede ilerlemeyin. Burada da gördüğünüz gibi hava taşıtlarınızı koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Hava taşıtlarınızı var stoktan alırsınız. Yani burada çok güzel yeni gelmiş olan silahlı şeyleriniz var, uçaklar var. Mesela burada önerebileceğim en iyi jetlerden birisi Raiju. Oyunun en iyi jeti zaten tartışmasız şeydir, lazerdir. Ama ondan sonra tabii ki bu gelir. Hızlı ve aşırı derecede şey portatif bir jet. Ekstradan buradan da beğendiğiniz, denemek istediğiniz, modifiye etmek istediğiniz hava taşlarınızı satın alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi raflar bulunuyor. Bu rafların içerisinde sizin stoklarınız bulunuyor. Buradan bu adamla konuşup
Ekstra görevler, çartlar, çutlar var. Onları yapabilirsiniz. Mallarınız burada birikir. Burada yaşamalarınız var. Bilgisayarınız burada. Burayı nasıl satın alabilirim diye soracaksınız. Onu da gösteririm. Öncelikle buradan upgrade'leri falan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi buradan stoklarınız var. Narkotik, medikal ürünler, hayvansal ürünler, resim ürünleri, işte elmas, çarçur, tabako falan filan. Burada gördüğünüz gibi bu tarz malzemeleri biriktirip toplu bir şekilde satışını yapabiliyorsunuz. 50-50 yaptığınız zaman çok güzel kar marjları bırakabilir. Burada tabii bir eleman çalıştırmıyorsunuz. Bunların hepsini tek tek siz yapmanız gerekiyor. Buradan tercih etmiş olduğunuz herhangi bir şeyi tabii ki hızlı bir şekilde görevini yapıp birikimini sağlayıp toplu bir şekilde Once satışını you've got some stock, we can look at yapabilirsiniz. making a sale. We're a market-driven Görmüş business. olduğunuz gibi There'll be narkotik, good deals for what the animal, buyers out cartridge there want at bunları any given time. toplamışım But the real alan edge sitesinden. comes when we unload a particular cargo in bulk to a big buyer. They tend to throw in a sweetener. That's it. Now, source some stock, and hopefully the program I wrote will erase this audio file from your hard drive. If not, see you in court. Jury! I've got mental problems. I'm a fantasist. I'm running for president. Yani dediğim gibi oradan da dediğim gibi mallarınızı toplayıp toplu bir şekilde satışınızı yapabileceğiniz bir hangardan satın alabilirsiniz. Hangarınızı satın alabilmeniz için buradan yine mezbanka girdiniz. Mezbanktan hangara tıkladınız. Los Santos Havalimanı'nda ve askeriye de var. İstediğiniz bir yerde tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Yani burada almanız veya burada almanız bir şeyi değiştirmiyor. Zaten görevleri başlattığınız zaman, research'leri yapacağınız zaman, oradaki malları toplayacağınız zaman, yani buradan başlattığınız zaman şuraya da atabiliyor, şuraya da atabiliyor. Tamamen random attığı için, bir de hava taşıtlarıyla o malzemeleri topladığınız için sizlere sıkıntı yaratabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu tercih tamamen sizin oyun tercihinize, oyun zevkinize kalmış. Pahalı olsun, güzel olsun, havalı olsun diye tercih etmek isterseniz bunu da satın alabilirsiniz tabii ki. Evet, en sevdiğim jetlerden birisi. Faiju. Bu hem böyle uçabiliyor hem de geçiş noktasını tuttuğumuz zaman gayet süratli bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ekstradan H tuşuna bastığınız zaman silahları aktif ediyor ve H tuşuna gelip bastığınız zaman silahları kapatıyor ve tamamen stealth moduna geçiyor. Yani radarda belli olmuyorsunuz. Sizlere bir de evleri göstereyim. Hangi evleri tercih etmelisiniz? Hangi evi alırsanız için iyi olur. Onlara değineyim de. Buradan, pardon. Normal Dynasty'ye giriyorsunuz. Buradan zaten exit küçük şey yani şirket ve ajan satın aldığınız yer. Buradan High Ten'lere tıklıyorsunuz. Buradan dikkat etmeniz gereken özellik yani şu pahalı olan iyisidir mantığı burada yanlış. Burada dikkat etmeniz gereken özellik ucuz olan da var ama hepsinin ev dekorasyonları değişiyor. Yani sürekli aynı evin içine girmek veya hepsini tek bir yerde almak mantıklı değil. Evlerinizin lokasyonunu şehirde dağınık bir şekilde almanız sizin için daha avantajlı olur. Çünkü acil bir durumlarda evinize kaçma gibi bir şansınız olur. Çünkü ben mesela çok tryhard oynadığım için açık sunucularda 3 kişi 5 kişi bana saldırdığı zaman hızlı bir şekilde o kadar çok dağınık ev aldığım için
rahat bir şekilde bir yerlere kaçabiliyorum. Kaçabileceğiniz evleriniz olması gerekiyor. Evleriniz içinde heist'e başlatabiliyorsunuz. Onlara şu an detaylı bir şekilde girmeyeceğim çünkü video çok uzun oldu. Yani yorum yaparsanız merak ettiğiniz şeyler hakkında videolar çekerim tabii ki. Burada her evin farklı dekorasyonları var. Her evin farklı havası var. Ayrıca garajlarda satın alabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken özellik 10. Yani mutlaka garajınızın 10 tane araç kapasitesi olması gerekiyor. Yani şu medium, low, bilmem ne, bunlara hiç girmeyin. Bunlar çünkü alınmayacak şeyler yani. Bu oyunda en önemli şey garajdır. Garaja önem verin. Bak şu ev güzelmiş. Ama 6 tane araç sığdırabiliyorsun. 4 tane araç çok önemli yani. Oyunda ilerledikçe, para kazandıkça daha fazla araç satın alıyorsun ve araçlarını bazen sığdıramıyorsun. Yani garajlar yetersiz kalıyor bazen. O yüzden garaj çok önemli. Garajın mutlaka 10 olmasına dikkat edin. O yüzden buradan gelip Hide N'e tıklayın. Buradan beğendiğinizi alın. Fiyat fark etmez. Gidip bu 391'liği de alabilirsin. En pahalısını alabilirsin. O tamamen senin zevkine kalmış bir şey. Ben evimi böyle tercih ettim. Şöyle. Dağınık bir ev stilim var. Genelde tabi pahalı olanları da aldım burada ama hepsinin lokasyonu görmüş olduğunuz gibi bakın farklı. Şehir merkezinde buradan buraya kaçabilirim. Buradan şuraya kaçabilirim. Buradan şuraya kaçabilirim yani. Kaçabileceğim yerler var. Heist başlattığınız zaman istediğiniz herhangi bir evden başlatabilirsiniz. Heistinizin, preplerinizin durumuna göre değişir. Evlerinizin her zaman böyle dağınık olması yani farklı bir hissiyat. Yani her yerde evim var. Yani tamamen hepsini Eclipse Tower'dan da alabilirsiniz buradan. Ama gerek var mı? Gerek yok. Dağınık olsun. Daha fazla böyle mal varlığı veriyormuş hissi yaratsın sizde. Hem de oyun kalitenizi arttırsın tabii ki. Bu tamamen oyunun oyun kalitenizi güzelleştirecek ufak detaylar. Bunlar dediğim gibi oynama tarzınıza, oynama şeklinize göre siz kararı verip şekillendirebilirsiniz. Şu anlık videom bu kadar. Anlatacağım herhangi bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.